Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün açılış yapmadım, akşam oldu. Saat 7'ye geliyor. Şimdi çıktık. Kaynımla falan buluşacağız. Hüseyin Gazi tarafında bir mağaza var, Kokoş Home diye. Böyle çok güzel sunumluk şeyler vardı. Daha önce de defalarca gittim. Şimdi oradan bir şeyler gördüm. Hem gezmeye gidiyoruz hem de oraya uğrayacağım, bakacağım. Güzel bir şeyler bulursam alacağım. Bu şey Sema arkadaşım var. Ona da bir şeyler alacağım. Şimdi öyle çıktık. Dün de bahsetmiştim zaten. Hafta sonları video atmayabilirim. Yani hafta sonları video çekmeyebilirim. Videoları biraz daha azaltacağım. Bu ara çok yüklendim. Çok da yoruldum. Bugün akşama kadar yattım gerçekten. Hiçbir şey takip edemedim. Şimdi benzinlikteyiz. Eşim de geldi. Öyle ben şimdi kapatayım. Size çekeceğim orada olanları. Görüşürüz. Şimdi gideceğimiz yere geldik. Kaynımı falan bekliyoruz. Rüzgar da uyudu babasının kucağında.
Şimdi evimize geldik. Ben her zamanki gibi yerime oturdum. Orada video çekmeye çalıştım. Bayağı da çektim elimden geldiği kadarıyla. Orada fincan takımı görmüştüm aslında Instagram sitesinde. Sırf onun için gidecektim. Günlerdir gidemiyordum. Bir dakika anne. İşte bugüne nasip oldu. Bugün gittim. Kankam Sema'yı biliyorsunuz. Ona da resmini atmıştım. O da istedi. Ona da 6 tane aldım. Kendime 4 tane. Şimdi babası Rüzgar'a gelirken çiğ köfte aldı. Rüzgar çiğ köftesini yiyor. O çiğ köftesini yedikten sonra semalara geçeceğiz. Tamam, mavi vereyim sana. Anne mavi yok ama pembe olsun bu sefer. Pembe de. Sanki pembe içinde bir şey yok ki. Mavi. Bu şeydi. İşte semaya geçeceğiz. Orada yeni kahve fincanlarıyla ilk kahvemizi içeriz artık. Öyle. Benim aldıklarımı da geldikten sonra gösteririm. Şimdi oraya gitmem lazım. Rüzgar çiğ köfte yemesini bekliyorum. Şimdi çıktık oğlumla beraber. Göster annem oyuncak yumurtalarını. Şeye bakayım bir dakika. Oyuncakların. Biri Asya'nın, biri Rüzgar'ın. Babayı şeydim. Biz şimdi çıktık. Sema'ya doğru gidiyoruz. Biraz otururuz. Sonra eve geçeriz. Rüzgar da bayağıdır Asya'yı görmüyor. Asya'yı özledin mi annem? Özledim. Dur bekle sen kapıyı açamazsın. Açtı aferin dur anne. Ben açtım. Ben açayım. Koşma tamam mı? Koşma. Koşma ama ben sana yetişemem. Koşma. Evet yavaş yavaş yürü. Biz gidelim. Orada da çekeceğim. Sema'ya geldim. Şimdi paketlerinden açtık. Bahsettiğim kahve fincanları bunlar. Bunu ayrı aldım 6 tane. Sema artık hepsini yanında mı kullanır, farklı mı kullanır? Bu şekilde. Tanesi 10 liraydı. 6 tane aldım Sema'ya. Şu pembe çok güzel aslında ama pembenin şeyi şunlardan daha büyük. Ama benim pembem var diye ben pembe almadım. Ben de siyahından 2 tane, beyazından 2 tane aldım. Benimkileri zaten eve gidince göstereceğim. Şimdi Sema bunları yıkasın. İlk kahvelerimizi yapsın. İçelim. Kahvelerimiz hazır. Fotoğraf çektim ama video çekmeyi unuttum tabii ki. Sema çoktan başladı bile. Burada da Sema'nın kaktüsü. İşte ben bundan küçücük yavru aldım. Dün gösterdiğim. Benimki de inşallah bu kadar büyür. Öyle şimdi biz kahvelerimizi içelim. Sema'nın üzeri müsait olmadığı için size gösteremiyorum. Çok yorgun sesi çıkmıyor bugün. Yarın işe gidecek. Semagil de oturduk evimize geldik şimdi. Anne mancık sus. Video çekiyorum tamam mı? Biraz sessiz. Çekmeyiz. Evimize geldik. Rüzgar'ın şeyini gösterelim. Bunu da Rüzgar'a amcası aldı değil mi? Çok güzel. Güzel mi annem? Çok beğendin mi? Beğendim. Sen buna ne içeceksin? Dırlıt. Dırlıt. İçeceklere dırlıt diyor. Ay, dondurmaya mındırla. Neyse işte bunu da göstereyim en baştan. Benim aldıklarımı da göstereceğim şimdi. Onları göstereyim. Bir Nescafe yapıp içelim. Türk kahvesini Semagil'de içtik. Eşim bekliyorum. Oyun oynuyor da. Sizlerin de eşleriniz PUBG oynuyor mu? Benim eşim PUBG oynuyor. Bir ara tam bir bağımlıydı. Şimdi Ideal'da bir oynuyor. Beni bulamayınca. Şimdi ben Semagil'de iyi oynuyordu. Şimdi bitince kapatacak inşallah. Şimdi sizlere benim aldıklarımı göstereyim. Bu fincanlardan ben de aldım. Pembe fincanım var diye almadım pembeden. Bir de hepsi aynı model olmasın diye almadım. Şöyle iki tane siyah aldım. İki tane beyaz aldım. Dediğim gibi bunların tanesi 10 liraydı. Uygun diye aldım. Normalde benim pek fazla sunumluk bir şeyim yok. Eskiden olsa zaten bu kadar almazdım. Ama şimdi YouTube'da video çektiğim için yavaş yavaş kendime bir şeyler alıyorum. Şunu videoda da göstermiştim orayı çekerken. Çok beğendim. En pahalı aralarında buydu. 30 liraya aldım bunu. Şu çevirmeye korkuyorum çünkü çok beğenerek aldık. Eşim elini aldı, elinden düşürdü ve dur göstereceğim şimdi size. Ha, burada da fiyatı yazıyor. 29.99 kırdı. İki kulağı da kırıldı. Eğer yapıştırabilirsek yapıştıracağız. O şekilde kullanacağım. Şunları bir indireyim de bir daha kırmayayım. Şunu şuraya koyayım.
Bunu dedim şekerlik yapayım diye aldım aslında ben. Bunların tencere şekilleri de vardı. Eğer şey yapamazsam, bu olmazsa ya yine şekerlik yaparım ya da fincan olarak kullanırım. Olmadı ben buna kaktüs bile ekerim biliyor musun? Biraz kullanayım da. Sonra şu çiçekleri gördüm. Niye aldım? Almazdım aslında da. Hem çok uygundu hem de şöyle yanına koyarım diye. Bunun da tanesi 3,5 liraydı. Önce bir tane aldım. Sonra şunu almaya karar verdim. Dedim almışken iki tane alayım. Eşim de sunum yapınca ona da bunu koyarım. İki tane sadece bundan vardı. En güzelleri de bunlardı. Şuraya koyayım bunları da. Sonra şu çırpıcıdan vardı. Bundan aldım. 5 liraydı bu da. Çırpıcıyı çok kullanıyorum. Evdeki benim biraz daha küçüktü. Bu büyük. Daha iyi oldu. Bir deneyim. İyi ise bir tane daha alırım. Şöyle şu kaşıktan aldım. Sırf şurası güzel duruyor diye aldım. Çok kullanışlı olur mu bilmiyorum ama bu da 6 liraydı ya da 6,5 liraydı. Öyle bir şey aldım. Bunlar böyle mika gibi, plastik gibi bir şey. 5 liraydı tanesi. Dedim uygun, sunumu yaparım. Pahalı şeylere de gerek yok. Aynı işlevi görüyor hepsi. Sonra şunu eşim açsın şimdi yanımda. Bu kahve fincanı. Bunu da çok beğendim. Geçenlerde BİM'de gördüm. Çok önceden gelmiş. Paşa Bahçe'nin espresso bardağı yazıyordu. Cam fincandı. 25 liraydı. Migros'ta aynısını gördüm. 50 liraydı Migros'ta. Keşke dedim BİM'dekini alsaydım. BİM'dekini hala almayı düşünüyordum. Sonra bugün orada bunları gördüm. Bunlar da güzel. Benim şey bardaklarıma benziyor. Nescafe içtiğim. Ondan sonra birazcık çeksene. Şunların da tanesi 1 liraydı. Farklı farklı modeller aldım. Bunu böyle üstüne koyacağım. Ya da şeyim var. Siyah fincanlarım var. Benim onların da altının bambu şeyleri var. Onlarla da kullanırım diye. Eşim bana yardım ederse hepsini açalım. Şöyle yuvarlak da aldım. Farklı farklı olsun diye. Bu fincan şeyinde 25 liraya aldım. 6 tane 25 lira. Bence uygun. Çünkü daha pahalı internette veya başka mağazalarda. Bu gittiğim yer zaten çok uygun bir yer. Daha önce de çok gittim ama öyle çok fazla bir şey almamıştım. Çünkü o zaman hani böyle bir şeyler yapmıyordum. İhtiyacım yoktu. Olsa da olurdu, olmasa da. Şunu da bir açsana. Şunlara koyduğumda çok mu uzun olacak? Ama şey iyi olur. Bu ara çok sakatım. Ben açmasam iyiydi. Evet, şunu kırdığı gibi çok üzüldük ya. Bizim gibi biri daha yaşamış. Böyle çok beğenerek almış. O da kasayı götürürken herhalde düşürmüş, kırmış. Başka da yoktu. Olsaydı yine alırdım ben bir daha da. Çok uzun oldu da bu. Şeye çok iyi olur. Bunun büyüğü var ya, Nescafe içtiğimiz. Aldıklarım bu şekilde. Şurada da rüzgarım. Ay bak bir daha kıracaktım. Bugün bende de var bir şeyler. Şurada da az önce de gösterdim. Bunu da amcası aldı rüzgara. Rüzgar içer diye. Bana kalsa hiç gerek yok. Çünkü daha önce aldım defalarca bunun gibi. İçmiyor. Bir süreden sonra kaldırıyoruz. Bunun sadece görseli güzeldi. Şöyle bir Şimdi yapıştırayım. aynen bir an önce bir yapıştır da bir Yes. kurtulayım. Bakayım içine şekerlik olarak kullanırım büyük ihtimal. Sizce nasıl? Sizler beğendiniz mi? Benim içime sindi. Hem de uygun aldım diye düşünüyorum. Ama bu ay daha hiçbir yere gitmem. Gitsem de elimi sürmem. Çünkü ben elim ayağım durmuyor gittiğimde. Gidip bir şey almasam da aklım kalıyor. Sonra muhakkak alıyorum. Bunları da uygun diye aldım. Özellikle şunları almak için gitmiştim. Kırmızı vardı ama kalmamış. Kırmızısını falan düşünüyordum. Böyle aldım. Ama bunlar çok güzel oldu. Bahsettiğim şey de şuradan göstereyim. Şunun var benim. Şununla da yapılabilir diye düşündüm. Ama şunlarla çok canlı duruyor renkleri. Böyle. Hatta şöyle bir şey yapayım ben. Bu maviyi koyduk buraya. Bir de bunu koyduk. Ay düşürmeyeyim. Bir de buraya su bardağı koysam. Bunu da buraya desek. Ondan sonra bir de bu kayıyor. Şunları çıkarayım ya, bunların işi yok burada. İşte bu şekilde. Yanlarına da su bardağı koydum mu güzel bir sunum olur. Yapıştırdın mı? Araya da giremedim ama oraya da gireceğim inşallah. Ay çok üzüldüm ya, çok güzeldi.
Neyse ben şimdi kapatayım. Eşim yapıştıra dursun. Bir su kaynatayım. Nescafe içelim. Sonra ben de kapatayım artık. Video çekmeyeceğim diyorum ama duramıyorum. Alıştım. Gerçekten alıştım. Böyle boşlukta gibi hissediyorum kendimi. İlla çekmem gerekiyormuş gibi. Eskiden ne çekeceğim diye düşünürdüm. Hani ne çekeceğim ya falan diyordum. Sıkılıyordum. Hazırlanmaya eriniyordum. Ama insan alışıyormuş. Kendimi boşlukta hissediyorum. Bir de neden bahsedecektim? Instagram'ımı da büyütmeyi düşünüyorum artık. Instagram'ım normalde gizli hesap, hala gizli hesap olarak kalacak ama herkesi kabul etmiyordum. Şimdi yavaş yavaş kabul etmeye başlayacağım. Instagram'ımı da büyütmeye başlayacağım. Öyle. Eşim yapıştırdı. Kurutma spreyini sıktıkça sarılar griye döndü. Sonra dedik her tarafına sıkalım da bari gri olsun. Zaten sarıda bir şeyim yok, fark etmez rengi. Bu şekilde trakeli de belli olmaz yani, değil mi? Spreyi de bitirdim. Şeyle bezle bir silsene. Oo, tezgahımında. Ay rengi parladı, daha güzel bir şey oldu. Bir sil bakayım çıkıyor mu? Çıkacak ya, çıkar. Kapağın iç kısmında da var, biliyor musun? Ne? Şey, sarılıklar. Oralar çıksın da gerçi. Sprey azaldı ya. Böyle boyaması da kolay. Boyamaya gerek kalmadı ki, sarıyken sırıtıldı da. Ha, gerçi şuralarda var da. Çok da önemli değil ya. Hangi renge boyayacağız boyasak? Sprey boyalar boyar değil mi bunu? Evet. İyi o zaman, sprey boya alırım. Boyarım tekrardan. Eğer tutarsa sağlamca. Bismillah. Okulu bir şey lazım. Yavaş bak, kırma. Neyse, yıkayınca düzelir o. Değil mi? Niye? Şu spreyin izleri kaldı ya. Bu da nazar olsun ya. Nazar boncuğu. Rengi bozuluyor. Ya. Buraya da yapıyorum da. Neyse, A101'e falan sprey boya geliyor. Alırım. Siyah olabilir. Her renk olabilir. Siyah olmaz, göstermez kendini de. Yine gri falan ya da altın sarısı. Yine bir nevi kurtarız. Biraz sesli konuşsan. Attık yine. Kapak mı? Şeyi, kırılan yer mi? Şurası iyi tutmadı da o yüzden. Şu bakatmaz. Neyse sen yapıştır da. Ben de su ısıtayım. İlk sunumumu yaptım bile. Bu şekilde yaptım. Şimdi suyum da kaynadı. Bir su doldurayım. Rüzgar da ağlıyor. Havuzunu çıkarttırdı. Şimdi diyor ki içine su doldurun. Yüzeceğim ben. Tamam annem, sabah yapayım diyorum. Banyoda doldurayım diyorum. Ben güneş sevmiyorum diyor. Şimdi ağlıyor, bakalım. Uykusu da geldi ama. Ay çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiniz mi acaba? Şimdi ben bunları masaya taşıyayım. Tabii ilk taşıdığım için elimde taşımayayım. Şunlar kayabilir. Kapatayım videoyu, taşıyayım hemen. Biz şimdi kahvelerimizi içiyoruz eşimle. Size de kapanış yapmaya geldik. Bizi buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.